Arkadaşlar, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Kebap diye. Kebap mı abi? Başta. Evet, tekrar. Evet, uzun zamandır beklediğimiz değerli arkadaşlarımız Emre ve Serpil'i bugün Adana'da konuk ediyoruz. Öncelikle memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dede Kebap'tayız. Adana'mızın ünlü restoranlarından bir tanesindeyiz. Evet. Emre hocam makarnayı çok merak ediyordu. Evet. Makarnanın tadımını yapacak. Evet. Videoyu izlerken kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi ve bildirimler açmayı unutmayın. Dayı videonun sonunda söylüyordu. Öyle mi? Aynen, başında olsun daha iyi. Başında olsun daha iyi. Aynen. Sağ ol canım, hoş geldin. Çok iyi. Hoş gelmişler. Çok merak ediyorum. Sağ olsunlar. Makarnanızı çok övdüler. Bakalım nasıl. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Hepsi manken gibi. Nasıl fazla koydun? Evet, o muhteşem makarnayı tadacağız şimdi. Abi, yana çok mu? Ya çok tatlı ya. Evet. Evet, şimdi bir Adana'lı yorumu. Bir de dışarıdan birinin yorumunu göreceğiz. Buyurun efendim. Evet, makarnamızın tadımına başlıyoruz. Evet. Oo. Çok iyi değil mi? Kremozu falan. Bayağı iyi. Nasıl hocam? Başarılı. Kremalı mantarlı. Güzel, beğendim. Maydanoz mu? Maydanoz da var değil mi? Evet. Yeşilce. Şöyle yakınca. Maydanoz ya da fesleğen olabilir, emin değilim. Ben de olabilir. Tavuk aşırı iyi ya. Bu kemiksiz nasıl? O kemiksiz tavuk. Güzel, yumuşak. Bu kemikli tavuk. Keşke tavuk söyleseydim dedim şu an. Adana da çok güzel. Bakalım. Adana dağılması gerekiyor değil mi? Dayı. Evet. Dayı bakalım dağılıyor mu? Bak benim dağıldı, gördün mü? Adana'yı da tadalım. Sade sade. Adana kebabı. Evet, gerçek bir Adana kebabı. Koyun etinin kaburga kısmından yapılır arkadaşlar. Zaten tattığınızda o lezzeti damaklarınızda hissedersiniz. Bence Adana'nın da lezzeti gayet güzel. Sen yedin mi? İyi, yedim. Adana da. Emre makarnanın içine Adana koydu. Bir tavuktan ısırıyorum ben buradan. Mantarımız da geldi. Bir Adanalı olarak Adana kebabını sen değerlendir bence. Yani bence de güzeldi. Biz de uzun zamandır gelmiyorduk. Sizin vesilenizle biz de gelmiş olduk. Güzel, beğendim yani, et falan güzeldi, mezeler de güzeldi. Ha, bir de muzlu suyu da bu arada değerlendirelim. Orayı bir daha içeriz ya bu akşam. Yani yine içeriz. Demek ki beğenmiş. Evet. Bugün bir daha içeceğiz dediğine göre. Nasıl bir değerlendirme yapayım. Beğenmiş. Buraya özel mantar da varmış. Ben çok onu, benim damak tadıma uygun bir şey değil. Evet, ben çok seviyorum mantarı. Sever misin? Tabii. Mangalda evet. Bu çok iyiydi. Bu bir numara. İkisi zaten. Patlıcanlı ekmek. Bir sonraki durakta o zaman görüşmek üzere. Öğretmenim yolda. Öğretmenim Adana'da. Öğretmenim Adana'da. Aynen. Bak dayı. Kamera arkası. Şey, İngilizce bir tatlımızı bir tanıt. Evet, evet. Hadi sen tanıt tatlımızı. Ben nasıl tanıtayım dayı? Adana'ya geldik, aynen. Evet, tatlımızı tanıtıyoruz. Tanıt. Bu tatlı da Adana'mızın meşhur tatlılarından kaymaklı kadayıf efendim. Yani çok fazla tanıtacak bir şey yok, tatacağız. Evet, Batman'dayken Instagram'da evet. Volkan bana gösteriyordu. En merak ettiğim ana geldik şu an. Evet, hadi bakalım. Şimdi tatlı manyağı olarak. Bakalım evet. Beklediğin gibi mi? Hemen tadıyorum evet. Ben. Heyecan dorukta. Evet. Böyle kamera birbirimize. Şey birbirimize bakarak yiyeceğiz. Evet. Hayır, sizler ama da o öyle mi? Öyle mi? Ya. Ya tamam mı ben? Tatlıyı anlamadım yediğimizin. Güzel iyi. Tamamen gerçek hislerini söyle. Kayma. Kaymağı çok iyi değil. Daha iyilerini yedim Adana'da. Evet. Kaymağı böyle biraz şey gibi. Kalmış gibi yani değil mi? Koyu gibi. Koyu yani değil, tam gibi. Tersi. Aynen, tam dilimin ucundaydı. Krem şanti gibi ya. Böyle has kaymak değil yani. Kaymak böyle hani koyu olur ya kıvamı. Aslında ben kaymaklı kadayıfta olcayı tercih ediyorum. Sen Doğan dediğin için. İlk burada tat dedim. Yarın da bir orada yeriz. Evet. Onu tadarsın. Bakalım fark olacak. Aynen. Fark olacak mı?
Sanki böyle kaymağına su katılmış gibi bir tadı var. Yani sadece kaymağını bir al mı? Abi oradan. Yüzüne konuşacağız. Oğlum kızlar. Çok yakın mı? Yüzüne konuşacağız. Yakın mı? Evet. Böyle. Abi tatlınız mükemmel. Çok iyi. Nasıl yaptınız bunu? 10 üzerinden puan verin. 6. Ben de yani kaymağından puan kırıyorum. Kaç puan? Bayağı bir kırarım. Yoksa yani. Yoksa kadayıfı falan güzel, taze. Puan kırarım, evet. Kadayıfı taze. Kadayıfından yana sıkıntı yok. İçi de iyi. 6 puan abi. Ben Olcay'ın kadayıfından çok beğendim. Aynen. Serpil hocam, ben, sen de tatlı bir tane de, sen de bir puan ver. Evet. Değil mi? Yani benim yorumum bir şey olmadı, kriter olmadı. Olsun olsun, kriter önemli. Kriter olmasın. Kadayıfı bu bence şey yapıyor, hafifletiyor değil mi? Serbest kadayıfı. Aynen öyle. Ama dediğin gibi, kaymak kısmında çok lezzetli olur. Kaymak biraz daha güzel olabilir. Evet. Görsel çok güzel ama. Aynen. Evet, sizin için yapılışını şöyle bir gösterelim size. Kaymaklı kadayıfımız. Bu normal bizim bildiğimiz kadayıf değil mi? Evet, normal kadayıf. Yalnız şerbeti biraz daha az oluyor bunun. Şerbet daha az. Burada da kaymak var. Evet. Kaymak da kendi üretimimiz. Tamamen inek sütünden oluşuyor. Katkısız. Evet. Evet, bu şekilde. Bu fiyatı nedir onu da alalım. 70 lira. 70 lira, kısmı güzel. 70 lira, cevizlisi 65 lira. Tamam, teşekkür ediyoruz. Yani, bekanın ismi neydi? Doğan Kaynaklı. Doğan, evet. Evet, teşekkür ederiz. Güzel. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Afiyet. Sağ olun. Evet, meşhur kağıdın büfe muzlu site geldik. Buzlu süt deneyimi, evet. Herkese güzel bir sabahtan merhaba. Bugün ve dün Adana'dayız. Bugün Adana'da ikinci günümüz. Saat 9 ve biz birazdan ciğer yemeğe gideceğiz. Adana kahvaltısı yapmak için güzel bir seçim olacağını düşünüyorum ve ciğerciye gidiyoruz. Ve hepimizin bu şekilde Adana formaları var. Birazdan onunla ilgili de güzel bir video çekeceğiz. Bugün Adana Demirspor'un formalarıyla gezeceğiz. Güzel bir gün olan ciğercide görüşürüz. Bu yani daha gözümü yeni açtım ve birazdan gözümü nasıl nerede açtığımı göreceksiniz. Görüşürüz. Hoş bulduk, merhaba. Adana'ya gel ciğerimi ye. Yemek bir içecek dediler. Böyle de var burada. Al al. Orada kalsın tamam. Yeni sezon forma masmanlı mı çekiliyor? Evet, diğerler geldi arkadaşlar.
Beklenen an. Neydi burası? Edip Usta'dayız bugün arkadaşlar. Gözümüzü burada açtık. Ciğerci Edip Usta. Adana'ya gel ciğerimi ye. 5 liraydı. Adana soğan salatası. Maydanoz ve sumakla beraber. Salmalı salatası, ezme, ciğer, kimyon. Ciğer soğanı çok sever. Biraz ezme de koyalım. Diyarbakır ciğerinden farklı, bu baharatsız pişiriliyor herhalde değil mi? Aynen. Hiç baharat yok, sonradan atıyor. Tabii tabii. Üzerinde sadece kimyon atıyoruz. Evet. Pul biber yok, aa. Soğan salatası, şu şekilde. Mis gibi. Evet. Senin stilin. Emre biraz şu an sabah saat 10. Kahvaltımız bu şekilde. Çok iyi. Bununla çok iyi olur. Ha şeyi de söyleyelim. Bu kaç porsiyon şu an? 9, 10, 11, 12. Her şiş 4. Her porsiyon 4 şiş herhalde. 4 şiş. Fiyatı ne? Biliyor muyuz? 110 lira olması lazım. Porsiyon 110 lira. Kimyonu bol atıyoruz daha iyi. Soğanı da bol. Bir sanat var burada. Ama soğan, domates, maydanoz ve ciğer buluşması. Şu an ben tablonun güzelliğine bak. Renk cümbüşü. Ama seninki çok sadık. Seninki hiç güzel değil. Ben bunları benim ekmeğim küçüktü, o yüzden yapamadım. Lezzet patladı. Siz arkadaşlarınız şey dışından geldi. Abi şundan olsun. Haseki'de. Şu da çok güzel. Bundan mı? Evet. 1, 2. Bu da. Bir de lotus yapalım. Bu üçünden mi olsun? Bir yarım bir dakika. Bunlar lokum ama... Bu kadayıflı, Antep fıstıklı lokumlar ama çok güzel gerçekten. Özellikle bunu ben çok beğendim. Bu şekilde tadım yapabiliyorsunuz zaten. Evet, bu şekilde hediyelik alabilirsiniz. Biz bunları seçtik. Tabii siz kendi lokumunuzu oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ulan. Adana'nın meşhur cezeryesi. Bir de hepsinden tadım yapabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok iyi. Bunları lütfen gelince deneyin. Hepsi çok güzel. Özellikle de bu. Bu da Adana'nın limonlu var mı yerim sende? Limonlu dondurması. Şey, gelen giden şey. Allah'ım. Hoş geldiniz. Limon hoş geldiniz. Limonun doğallığı. Limonun adresine hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ ol. Limonlu dondurma. Her yapımı limonlusu. Fatma'ya bu da şey. Nasıl? Güzel güzel. Ferahlatıcı bir şey. Buz parmak ya. Buz parmağın bardaklı hali. Ne? Adana'da deniz yok diyen arkadaşlara gelsin. Adana'da deniz var arkadaşlar, bakın. Bugün hava sıcak olduğu için biraz yüzebiliriz diye düşündük. Yüzmeye geldik. Bakalım. Bir alan taraması yapıyoruz. Bir buradaki denize bakalım. Sonrasında başka bir yere daha bakacağız. Evet, burada küçük bir balık lokantası var. Buraya böyle geldik ama bir akşam kebaba saklıyoruz kendimizi. Burayı size göstermek istedim. Şöyle çok güzel bir koyu var şurada. Bakalım, eğer deniz sıcaksa biraz, çünkü rüzgarda yüzebiliriz. Geliyor! Güreşçiler geliyor. Yaslan, yapma. İnsan. Ağzımızdan gelerek. Bana nasıl lan? Gözlüğü çıkarmadı ya. O gözlük girmez. Valla. Tam bir Adanalı ya. Emine koş bakayım. Bana... Adanalı gibi koşayım mı? Bana Alkan gibi bir git bakayım. Ne
cips reklamız mısın sen? Adana Sinema Müzesi'ne geldik. Gezimize devam ediyoruz. Serpil Hanım. Adana sıcaktan biraz bayıldı. Kamerayı bana devretti. Giriş. Giriş otobüs kartıyla mı dayı? Evet. Aa. Otobüse biner gibi kart bastı. Belediye otobüsünde kullandığımız kartlar. Ne kadar dayı? Videoda söyleyelim. 8 TL. 8 TL'ymiş. Evet. Ve sadece 8 TL. Rehberimiz. Yaşımız yetmedi böyle şeylere. Biz yetişemedik. Evet, yazlık sinemalar güzel oluyordur eskiden. Taşköprü'nün eski hali, Adana'nın eski hali. Bu fabrikanın bacası hala duruyor ama fabrikanın yerinde Milton başlamıştı. Bacayı niye yıkmamışlar? O işte bir simge var. Evet, simge var. Şey değil mi? Bunların hepsi Adana'lı değil mi? Adana turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayıt. Kayıt. Kim şu an? Papam sanmıyor ki. Biraz çene yaşıyor. Böyle kayıyor. İşte normalde kayması gerekiyor da ben bunu yapamıyorum. Yaz kızım. Karar. Emre bakıyorum. Sabah çaldığım James Bond şarkısını şampiyonluk yaptığından dolayı yaptığım şarkılarının şarkısı. Onlar yaptılar. Kuvancı kez. Ümit Besen de, Ümit Besen de mi Adanalı? Kardeş başka ünlü şarkıcı oyuncu kalmadı ki. Ümit Besen, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Erol Büyükburç. Saksı değilim ben. Şeyi çıkarıyor ya Ümit Befendi. Tanıdığımız, bildiğimiz bütün ünlüler Adanalıymış. Evet. Bunu bilmiyorduk. Evet. Şimdi hemen yanında Atatürk evi var. Aynen. Onun yanına geldik. Biraz müze. Biraz da onu göreceğiz. Cevap yemekten artık beynim tıkandı. Biraz da müze gezelim. Beyin tıkanıklığı, biraz ufkumuzu açalım. Direkt onun yanında Atatürk'ün buraya geldiğinde, Adana'ya geldiğinde kaldığı evi var. Şimdi ona gideceğiz. Bir de orayı gösterelim size. Biraz da kültür, hep Adana kebap olmaz. Biraz bilgileyin. Adana gezimiz Sabancı Merkez Camii ile devam ediyor. Volkan, yes. Volkan hocamızın rehberliğinde. Mevlana gibi oldu. Hutbeyi Serpil verecek. Kazım Büfe'ye muzlu süt içmeye geldik durumdan sonra ama
maalesef ki çok sıra var, çektim zaten gördüğünüz. Yani oraya girmemiz imkansız. Dün orada içmiştik, bugün de başka bir yerde içelim dedik son buluşumuzu. Olsun, sonuçta muz ve süt. Değil mi? Ne kadar farklı olabilir. Ama Kazım Üfe'de güzel, orada kesinlikle gözünüz kapalı içebilirsiniz. Böyle hemen kolay gelip de burada bir muz ve süt içeyim, yok öyle bir şey yok. Bunun bir matematiği var arkadaşlar. Şurası bir porsiyon yapıyor yani bir porsiyon. Burası bir porsiyon yapmıyor. Burası bir porsiyon. Tamam işte ayırdım o yüzden. Burası bir porsiyon yani 3/4. Hayır. 1/1. 3/4 diyor bir porsiyon. Bayağı anlamışsın ha gerçekten. Nasıl anladım onu? Bu bir porsiyon ya. Bir porsiyon diyelim. İki tane büyük yerine. Yanına bir tane daha büyük koyduğun zaman bu 2/3 oluyor. Ha, anlayanlar yapsın içsin arkadaşlar. Ben anlamadım. Yanınıza bir Adana yanınıza bir Adanalı alın. O hallediyor. Ha. Kazım. O yüzden kalabalık lazım. Bizi kal. Hani aynıydı. Sen nasılsın, güzel söylüyor. Bir Allah'ın kulu içmiyor. Arkadaşlar Kazım Üfe kalabalık olunca biz buraya geldik. Volkan hocamız aynı dedi. Nasıl olsa muz ve süt dedi. Ama burada bakın bir Allah'ın kulu yok. Bir biz varız. Burası ne? Muzlu süt dünyası. Buraya geldik. Siniri bozuldu. 1/1 diyor. Beynimi yaktınız ama ya. Yani ben şu an 1/2'sini yarım içiyorum. Sen bir porsiyon yarım içmiyorsun. Sen bir porsiyonun bardağını içiyorsun. Nasıl delirttim sizi. Yani, evet, o sıra boşuna değilmiş arkadaşlar gerçekten. Orası da daha güzel.